KPSS lisans, ön lisans bir de orta öğretimden hazırlanan adaylara kısa bir tavsiyede bulunacağım. Şimdi sevgili dostlar sizler KPSS tarihi çalışırken bazen detaylarda buluyorsunuz. Soru çözümünü imal ediyorsunuz. Peki biz soru bankası olarak kaç soru bankası çözeceğiz ve genel tekrarlarımızı nasıl yapacağız? Buna yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi sizin elinizde sağlam bir konu anlatım kitabı olur ya da aldığınız notlar ya da video notları ya da videolarını izlediğiniz hocanın notları ya da dersen gidip nota aldığınız hocanın notları. Şimdi bir kere konu anlatım olarak bir kenarda dursun. Asıl bizim yoğunlaşmamız gereken, asıl bizim daha fazla zaman ayırmamız gereken yer soru çözümdür. Peki ben kaç soru bankasından soru çözersem istediğim netlere ulaşırım? Sizler her konu sonrasından 3 soru bankasından soru çözmelisiniz ama yeterli değil. Bu üst soru bankası her konu akabinde olacak. Yani diyelim ki Türk İslam tarihine çalıştınız. Ne yaptınız? O konuyla ilgili sorular çözdünüz. Ama burada dikkat edeceğiniz bir diğer önemli husus ise ben bu soruları çözerken bir an önce soru bankasını bitireyim, o testleri bitireyim diye değil, öğrenmek için yapmanız gerekir. Yani ben konunun sorusunu çözerken o sorudaki çözümü iyice okumam lazım. İyice odaklanmam gerekir. O şekilde konular zamanla oturacaktır. Ve konular bu şekilde ilerlettikten sonra diyelim ki Nisan, Mayıs ayı gibi konularımız bitti. Nisan, Mayıs ayı gibi tarih konuları bittikten sonra ya da Haziran başları gibi bittikten sonra bu sefer bir soru bankası daha buraya ekleyeceğiz. Bu soru bankası ise her konu sonrasında yaptığımız tekrarlar sonrasında o soru bankasındaki soruları çözmemiz gerekir. Etti mi sana 4 soru bankası. Bir de bunun yanında ne olacak? Şimdi 3 soru bankası dedik. Ekstra bir de çıkmış soruları çözmemiz gerekir. Ama diyelim ki lisans, ön lisans ya da orta öğretimden sınava hazırlanan bir adaysan senin bu üç oturumdaki soruları da çözmen lazım. Aynı zamanda AYT ya da eski ismi LYS sorularında çözmenizi tavsiye ederim. Ya da varsa adli, savcı, yargıçlık sınavlarına çıkan tarih sorularda varsa çıkmış sorular onları da çözmeye çalışın. Sizin en iyi yol haritanız her zaman çıkmış sorular olacaktır. Soru bankaları biraz kafa karıştırır bazen. Bazı soru bankalarındaki aşırı detay sorular kafa karıştırır. O yüzden sizin soru bankalarına çözdüğünüz bazı detay sorular aslında alan sorusudur. Ve biz bunları yaptıktan sonra yani herkes aynı net yapacak diye bir şey yok. 3 soru bankası ya da 4 soru bankası bitiren bir aday Aynı netleri yapacak diye bir şey yok ama birbirine yakın netler yapacaktır. Yani ben 24-25 netleri zorlayacaklarını düşünüyorum. Söylediğim bu taktiği uyguladıkları takdirde. Ama dediğim gibi herkesin öğrenme düzeyi, öğrenme kapasitesi ani değildir. Herkesin yorumu ani değildir. O yüzden arkadaşlar sağlam çalışıp bir an önce atanmaya çalışacağız. Umarım istediğiniz puanı alırsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.